kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi. Bu farenin çoğalması geçen sene güz döneminden bu zamana kadar hiç soğuğun olmaması, karın yağmaması, sisin olmaması. Eğer kar yağmış olsaydı, mesela bazen sis oluyor bölgemizde, eğer olmuş olsaydı fare bu kadar çoğalmazdı. Hiç güzden bu zamana kadar don olmadığı için fare daha çoğaldı. Ekil alanlarımıza zarar vermeye başladı. Mutlaka tarlalarımızı gezelim. Eğer çok aşırı derecede bir fare zararlısı varsa bunu sadece fare zehirli buğdayla mücadele yapabiliriz. Başka türlü bunun mücadelesi yok. Çiftçilerimiz ziraat odamızdan gelecekler, zehirli buğdayını alacak. Bu fare deliklerini tek tek gezerek bunları birer ikişer tane atacaklar. Eğer fazla atarlarsa zaten çok önemi yok. Her deliğe ya bir tane ya iki tane. İşte bu kışın olmamasından dolayı fare çoğaldı. Fare çoğalınca ekili dikili alanlarda aşırı derecede zarar vermeye başladı. Çiftçilerimiz mutlaka bizim odamıza uğrasın, zehirli buğdayını alsın, mutlaka mücadele yapalım. Çünkü ben dünden araziyi gezdim, yoğun bir fare zararı var ekil alanlarda. Daha da çoğalabilir. Çünkü havalar sıcak gidiyor. Şu anda farenin yiyeceği tek ekim var. Yani yeşil aksamı sever. Tarlada sadece arpayı, buğdayı, çavdarı mutlaka yani tarlalara aşırı da zarar verir. Başka da yiyeceği olmadığı için buğdayı, arpayı şu anda daha çok zarar verir. Onun için mücadele edeceğiz. Etmezsek çok aşırı da zarar görebiliriz yani. Zehirli buğday bizim odamızdan, Koca Sinan çiftçilerimizin tamamı buradan temin edebilir. Biz bugün işte 250 kilo kadar aldık. Sağ olsun bize belediyelerimiz de yardımcı oluyor. Hep beraber işbirliği içerisindeyiz. Tabii ki biz bunu ücretli alıyoruz ama çiftçilerimize bunu ücretsiz vereceğiz. Gücümüzün gittiği kadar bulabildiğimiz kadar temin edeceğiz. Zaten bu şurada bir 10-15-20 günlük bir periyot içinde yapılırsa yapılır, yapılmazsa ondan sonra yapılmaz. Yani odamızda şu anda mevcut, buğdayımız mevcut. Her gelen çiftçimize buradan yarım kilo veriyoruz. Yarım kilo da zaten herkese yeter. Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi.